Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle yüzümü gösteremiyorum çünkü makyajsızım. Öncelikle arkadaşlar ben başlayalı ne kadar oldu spora tekrardan? Daha doğrusu mat pilatesi. Zaten tarihi var arkadaşlar. Bu 5. sanırım dersim olacak ya da evet 5. derste. Son yaptığımız videodaki hani şöyle çemberi alıyorduk da tekrardan arkaya atıyorduk bacağı. Şöyle söyleyeyim. Aldık, sonra geriye uzatıyorduk falan. Bu inanılmaz etki etti. Bunun dışında benim bir fitness kanalında tekrar eskiden yapıyordum ama tekrar gördüm işte ortaya bacaklarımı açıp ortada ağırlık kaldırıp indirme videom var ya. O bacaklarıma çok iyi geldi. Son video beni kurtardı diyebilirim. Yani çünkü mat pilatesi asla inancım kalmamaya başlamıştı. He tamam gene gelişimler oluyordu ama bacaklarım deli gibi kalındı yani öyle söyleyeyim. Ve aletli pilatesi ben 3 aydır yapmıyorum. Düşünün hani oradaki sallaş sullaş halimi. Evet kol ben tek tek göstereceğim şimdi. Şunu demek istiyorum. Şimdi ben o videolarda dan sonra yani size attığım videolardan sonra bu hale geldim. Şimdi birincisi daha kollarım henüz gerçekten şöyle yakından da göstereceğim. Gerçekten sallanıyor. Çok olmasa da. Bunu tabii ki de dıştan bakın şöyle göstereyim vücudumu. Dıştan gayet kollarım güzel yani böyle biçimli. Omzum vesaire. Fakat henüz orada tam gelişme olmadı. Fakat şimdi gelişmelerden bahsedeceğiz de bacaklarıma bakın. Gayet de görünüyor mu acaba? Şimdi bunu gösterme amacım sapıklık değil. Sadece hani yaptığımız pilatesin gerçekten etkili olduğunu kanıtlıyorum size. Bakın son yaptığım spordan sonra bacaklarım bu şekilde. Gayet de şekilli değil mi? Yani gayet de ince ve şekilli ve sert. Şimdi bu birincisi. Özellikle şu bölgeler yani şu bacak üstü işte ne denilirse sonra bu bölgeler ben mat pilatese başlamadan önce sallaş sullaştım ve aşırı kalındı. Arkadaşlar şu anda gerçekten kalın. Şimdi bu birincisi. Belime gelecek olursak arkadaşlar göbeğim açıkçası gayet iyi. Ben şu anda memnunum. Tabii %100 iyi diyemesem de gayet iyi. Şöyle göstereyim. Omuz kısmım biçimli gayet. Saldığımda kollarım biçimli. Sonra açıkçası bakın gene söylüyorum. Bunların hepsini yapmanız gerekiyor ve ben sadece pilates de yapmadım. Kendi aletlerim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görmüştünüz daha doğrusu. Bunlarla beraber ben tekrar aşağıya da yazdım yani videoların altına atıyorum işte bu hareketi tekrar yapın yazdım. Özellikle ilk gittiğimde onu ertesi gün de yaptım. Pilatesten gelince de yaptım. Yani ben sadece pilatese gitmekle kalmadığım için hızlandı. Anladınız mı? Dolayısıyla demek istediğim şu arkadaşlar, kendiniz de yapın. Eve aletlerinizi bir alın. Eğer mat pilates çalışacaksanız. Normal pilates belki daha etkilidir aletle. O yüzden ona bir şey diyemem. Onu çok da umursamayın. Almanıza gerek yok. Bunun dışında ben şey de almayı düşünüyorum. Hani bu şey var ya ne denir? Evde şey yapmak için fitness yapmak için böyle bir alet var. Çok önceden Ramazan şenliklerini almıştım. Roller gibi böyle oturuyorsunuz böyle şey yapabiliyorsunuz, sürebiliyorsunuz işte. Ay adı neydi ya? Böyle bacaklarınızı koyabiliyorsunuz. Ondan sonra kaldırıp indirebiliyorsunuz. Böyle bir alet var. Aşağıya yazarım ben. Onun da gerçi evde vardı ama onun da katkısı olduğunu düşünüyorum. Onu da eve alacağım. Adını yazayım. Bunun dışında kalçam. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tam görünmese de yani şöyle gerçekten belim olsun, kalçam olsun
biçimlendi. Bu kalça olayı da en son paylaştığım, daha doğrusu kalça büyütmedeki, gene söylüyorum işte ortaya alıyoruz. Ne yapıyorduk? Ağırlığı indirip kaldırıyorduk şu şekilde. Bu direkt çıkardı diyebilirim. En etkili yöntem bu evde kullanabileceğimiz. Kısacası ben mat pilatese inanmıyordum ama artık inanıyorum. Gerçekten inanmaya başladım. Bir aletli pilatese gittiğinizde de ilk seansta hemen toparlanmıyor vücut. Dolayısıyla gerçekten hani hiç işe yaramıyor şöyle böyle dedim ama gerçekten işe yaradı. Bu arada ben gene yükleyeceğim. Ebru Şallı'nın birkaç tane şeyi vardı, hareketleri vardı. O kolumu direkt toparlamıştı. Onu yapacağım tekrar ve onları da size atacağım. Ben şimdi Korkuteli'den Antalya'ya gideceğim. Burada şöyle bir şey var. 750 TL ödüyorsunuz sadece. 20'sinde yazmıştım. 20'sine kadar gidebiliyorsunuz. Her hafta 2 kere olmak kaydıyla. Dolayısıyla hocaya diyeceğim ki hani görüntülü yapalım. Yani bana gösterin ben yaparım hani hareketlerin devamını. 20'şer 20'şer. Hani görüntüde bana gösterin diyeceğim. O arada size de bunları paylaşacağım. Keşke devam edebilseydim. Şimdi Antalya'da ücretler gerçekten çok fazla. Açıkçası arkadaşlarım da öyle yapmaya başladı. Eve alet almaya başladı. Dolayısıyla böyle. Diğer videoda görüşürüz.